Herkese selamlar, saygılar sunuyorum. Alemler ötemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz Eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyiz. Eğitimlerimizi Amerika'da yaygınlaştırmaya çalışıyorum. O yüzden şimdi Dallas'tayım. Şu gördüğünüz NASA montunu da 8 gün önce Houston'da NASA Uzay Üssü merkezinde beğendim ve aldım. Amerika'da bulunduğunuz eyaletlerde eğitimler düzenleyebiliriz. Eğitimler düzenleyebilmemiz için asistanım demiş, İspir'i arayınız. Telefon numarası 0507-192-0620. Şu anda ekrana yazdım ve başa tutturulan öğe haline getirdim. Arkadaşlar, bizim eğitimlerimizde kanal olmak önemli. Kanal olmak demek, gözlerini kapatıp levhai mahfuz bilgilerine ulaşmak demek. Dünya Aralık 2020'den beri 8 aydır yeni bir çağa girdi. Zümrüdüanka çağına girdi. Zümrüdüanka çağında artık insanlar bilgiye bilinçli zihinleri, fizik bedenleriyle değil, ruhlarıyla ulaşabiliyorlar. Fizik bedenimizde biz bilginin kırıntısına bile ulaşamıyoruz. Sonsuz ve sınırsız bir okyanusun bir kum tanesine ancak ulaşabiliyoruz. Şu 8 aylık dönem içerisinde ruhumuzla bilgiye ulaşmak dönemine geçtiğimiz için sonsuz ve sınırsız okyanusun bütün bilgilerini artık ruhumuzla ulaşabiliyoruz. Refik Korkmaz Eğitimleri işte sizlere bilgiye ruhumuzla ulaşmanın gerektiğini ve bunun nasıl yapılacağını öğretiyor. Eğitimlerimiz 3 modülden oluşmakta. Bugüne kadar 3 modüldü, 2 yeni modül daha ekledik. Şu an o modülleri henüz vermedik. 2 yeni modülümüzü 28 ve 29 Temmuz'da vereceğiz. 28 ve 29 Temmuz'da vereceğimiz 4. ve 5. modül eğitimlerimize kayıt yaptıran arkadaşlarımız var. Onlar şanslılar. Bu modüllerimizin ilk eğitmeni olarak tarihe geçecekler. Vallahi sizler de şanslısınız. Yarın bir gün torunlarınız diyecek ki, benim ninem, dedem Refik Korkmaz'ın canlı yayınına bizatihi katılmıştı. Ve bazıları diyecek ki, benim ninem, dedem Refik Korkmaz eğitimlerine katılmıştı. Hem de düzenlenen o modülün ilk eğitmeni olmuştu diyecekler. Bir şey diyorsak biliyoruz de diyoruz. Hayli şanslı arkadaşlarımız. Mucize ötesi, nur hayat ötesi, nur şah ötesi, alemler ötesi arkadaşlarımız. Sizlerin şifanız için buradayız. Eğitimlerimize katılmak isterseniz, birinci modülde bilinç altının dilini öğretiyoruz. İkinci modülde şifacı olmayı öğretiyoruz. Üçüncü modülde levhai mahfuzun nasıl bir evren olduğunu anlatıyoruz. Dördüncü modülde tüm yaratılmışların nasıl yaratıldıklarını, varoluşların özünü anlatıyoruz. Beşinci modülde insanı kamil yolculuğunu anlatıyoruz. Haydın bre. Bir arkadaşımız yazmış. Hocam lütfen canlı yayına alır mısınız? Varisten ameliyat olmam söylendi. Siz canlı yayını alamayız. Canlı yayında valisten kurtulmanız 5-10 dakika içerisinde sağlanamayabilir. Şifanıza vesile oldum. İnşallah birkaç saat içerisinde tamamen şifa bulun. Amin. Ve Nilgün Gök Hocam, şu anda orada mısınız? Geldiniz mi? Nilgün Hocam, geldiğinizde lütfen. Evet, şimdi gördüm. Geldiğinizde lütfen buradayım diye yazın diyecektim. Ve sizi şu anda canlı yayına dahil ettim. Gelen daveti kabul buyurunuz. Hmm.
Merhabalar, bir yakınım sizin eğitimlerinizi almış. O da eğitim verebildiği bilgisini verdi. Ancak sertifikayı siz hazırlıyormuşsunuz. Sertifikayı sizden almış olacağım, öyle değil mi? Biraz karışık yazmışsınız ama sizin eğitmeniniz, pardon, bizim eğitmenimizden eğitim alın söylediğiniz arkadaşımızdan biz size sertifika göndereceğiz. Bir de sadece sertifika göndermekle kalmayacağız. Ben bugüne kadar 830 tane eğitim verdim. Onların hepsini izlemenize imkan sağlayacağız. Biz de bugünden sonra vereceğim bütün eğitimlerimizi izlemenize imkan sağlayacağız. Eğitmen arkadaşlarımızdan eğitim alınız. Siz eğitmen arkadaşlarımızdan eğitim aldıktan sonra sizlere ben ömür boyu eğitim vereceğim. Geçmişteki 820-830 eğitimi izleyebileceksiniz. Gelecekteki bütün eğitimleri izleyebileceksiniz. Nilgün Gök Hocam demin katılamadı, şimdi katıldı. Evet, Nilgün Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Arkadaşım da şimdi yazacak, onu da söyleyeyim dedim unutmadan. Tamam. Bize kanallık yapmanızı rica edelim. Evet. Haydi. Arkadaşımda da denetlediniz hocam kanalda. Tamam, o zaman bekleyelim. Adı ne arkadaşınızın? Envare. Envare, bakalım. Peki... Envare, benim harfimle başlıyor. Ne? Niğde, Edirne, sonra Manisa mı? Manisa, hı. Sonra Van. Van. Adana. Ankara. Ritli, Edirne. Evet. Arkadaşımızı da canlı yayına dahil ediyorum o zaman. Evet. Gerçek ismi Nemvare mi? Kullanıcı evet, ismi mi? Evet. Tamam. Gel. Nemvare Hanım, sizi canlı yayına dahil ediyoruz ve katıldınız. Hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam. Hayırlı İyi akşamlar. Ne güzel. Bizim eğitimimizi merak eden arkadaşlarımız eğitimlerimize birbirlerine haber vererek katılıyorlar. Nilgün Hanım bizim eğitimimizi almadı ama bizim eğitimimize ne kadar gönül verdiğini ve bize ne kadar yardım ettiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen Nemvari arkadaşına da söylemiş. Nemvari arkadaşı da şu an canlı yayında bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Nereden katılıyorsunuz? İstanbul hocam. Sesinizi kaybettiniz. Ses kısıklığından bahsetmişti az önce arkadaşım. Vesile olursanız sevinirim. Peki, bakalım siz kanal mısınız? Kapatın gözünüzü Nemvari Hanım. Gözünüzün önüne bir bisiklet getirin. Bakalım hayal edebiliyor musunuz? Evet hocam. Biraz detay verin. Bisiklet görüp görmediğinize tam emin olalım. Pembe bir bisiklet gördüm bir an. Biraz daha ayrıntı. Hani karanlık bir yerde bir pembe bisiklet belirdi sanki. Bisikletin ayrıntılarını söyleyin lütfen. Çok büyük değil, küçük boy bir bisiklet. Üzerinde yazılar, çizgiler var mı? Tekerleği, jantları. Tekerlekler yok, yeni hayır. Eski mi? Yeni. Peki. Tamam, siz kanalsanız lütfen gözünüzü açınız. Tamam, bizi duymayın. Lütfen bizi duymamak için başka bir odaya gidin. Bir dakika sonra gelin. Tamam hocam. Nevgün Hanım, hemen bir dakikada pek çok sorunun cevabını vermek için hızlı cevaplar verelim. Arkadaşımız eşini kaybettikten sonra böyle oldu dediniz. Eşi kaç yıl önce vefat etti, nedir? Abisi. Kaç yıl önce abisi vefat etti? 5-6 yıl oldu yanılmıyorsam. Tamam. Kaç kardeşler? 3 kardeşler hocam. Vefat eden, Allah rahmet etsin, dahil mi? Onunla 4 mü yoksa onunla dahil, mı? Dahil. Onunla beraber. Tamam. Kaç kız? Bir kız mı? 2 kız, 1 erkek. Tamam. Bu şey olur ya hocam, hani vefat ettiğinde affedersin. Ağlatmamışlar galiba, ilaç vermişler, hep içinde kalmış. Böyle sinirlendi, üzüldüğünde o sesi direkt gidiyor, bu hale geldi. Abi neden vefat etti?
bir ev tadilatı yapıyordu sanırsam. Üstüne yıkıldı. Baskı olunca katlendi. Tamam. Arkadaşımız geldi galiba. Artık konuşmayalım. Hiçbir şey söylemeyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Lütfen gözünüzü kapatın. Nemvari Hanım, sadece siz kapatın. Nemvari ne demek? Yani hiçbir şeyim yok demek mi? Arapça'da meyve veren bir ağaçmış hocam. Çok da net bir bilgim yok. Nem. Ağaç çiçeği de diyorlar. Nemvar. Arapça bilmiyorum ki. Yani daha doğrusu bu sözcüğü hiç daha önce duymamıştım. Sanki nemvari... Tabii belki Arapça kökenlidir de. Nemvardan mı üretilmiş acaba? Peki. Aslı nemvari olarak söyleniyormuş. İsim yazdırılırken bir anlam katsın mı, nem olsun mu demişler babama. O da o şekilde yazdırmış. Ama ne derece doğru bilmiyorum tamam. Hocam. Haydi bakalım. Nemvari Hanım. Bir hayvan gelsin gözünüzün önüne. Bir kuzu geldi. Tamam. Kıvır kıvır, bembeyaz tamam. Bir kuzu. Hı hı. 8 sene önce. Bu, evet hocam. Bu kuzu, bakın bakalım, kuzu mu değil mi? 8 sene önce bir bakın bakalım. 8 sene önce kuzu muydu, başka bir şey miydi bu? Şu an bilemiyorum, 8 yıl öncesi. 8 yıl önceki hemen görün. 8 yıl önce hangi hayvandı? Sanki bir horoz gibi bir şey. Tamam. Bir horoz. Peki bu horozun etrafında 2 tane daha hayvan var. Hangi hayvanlar var? Bir tavşan gördüm. Bir tavşan, bir horoz, 1 tane daha hayvan var. Yani şu an için şey göremiyorum hocam. Görürsünüz. Tavşan var. Tavşan var, horoz var. Başka bir hayvan daha var. Bakın bakalım. Bir de köpek. Tamam. Köpek, bir sarı bir köpek. Anlaşıldı. Peki şimdi hani beyaz bir kuzu gördünüz ya. Evet hocam. O kuzunun yanında şu anda tavşan var ama köpek yok. Doğru mu? Şu anda. Şu an yok, evet. Tavşanı görüyor musunuz? Görüyorum. Köpek yok. Peki çiftliklerde ya da günlük hayatımızda her yerde bazı hayvanlar isterlerse gidebilirler. Yani gidebilirler mi, gidemezler mi? Gidebilirler hocam. Hani bir sanki köpek de gidiyor gibi. Evet, dolayısıyla onun sahibi hayır gidemezsin, burada kalmalısın, sen benim esirim, kölemsin, burada kalacaksın diye hiç kimsenin böyle bir zorbalığı olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Olmamalı. Olmamalı. O zaman onun gitmesine izin ver. Kim onun gitmesine izin vermemiş söyleyeyim mi? Kuzu onun gitmesine izin vermemiş. Kuzu demiş ki sen burada durup bizi korumalısın. Şimdi kuzuya söyle, o köpeğin gitmesine izin veriyor musun? Kuzu bakalım. Veriyor hocam. Peki bugüne kadar izin vermiş miydi, vermemiş miydi? Vermemişti. Lütfen al. Onun sesiyle konuşun, kuzun sesiyle. Köpek, senin gitmene izin veriyorum. Hatta izin vermek ne demek? Yanlış bir şey. Senin güle güle gitmeni istiyorum. Güle güle. Canın istediğinde gidebilirsin. Güle güle. Canın istediğinde gidebilirsin. Ha, köpek gitti mi? Bakıyor şu an sanki gitmek istiyor, dönüyor gibi. Tamam, bir kucaklaşsınlar,
Tavşan da kucaklaşsın. Köpek gidebilir artık. Evet hocam, şu an gidiyor. Tamam. Ama çok yavaş gidiyor. İzleyelim ta ki gözden kayboluncaya kadar. Ve ben biliyorum Zaten köpek bayağı bir karanlıktan. aydınlansın her taraf. Köpek kayboluyor ve her taraf aydınlansın. Başka bir şey daha biliyorum. Köpek kaybolunca kuzu yine horoza dönüşecek. Evet hocam, şu an horoz belirdi. Köpek artık gitti mi? Yok, yok. Hoydin Yoruldum. bre. Ve gözlerinizi açınız. Nereden katılıyorsanız? İstanbul hocam. Tamam. Ne iş yapıyorsunuz? Ev hanımıyım. Tamam. Bunları aslında ne iş yaptığınızı öğrenmek değil. Sesinizin son halini kontrol etmek için soruyorum. Biraz konuşun bizimle. Nilin'le karşı komşuyum. Öyle söyleyeyim. Çünkü hocam. Kaç çocuğunuz var? Kaç çocuğum var? İki tane. Allah bağışlarsa bir kız, bir oğlum var. Allah bağışlasın. Amin. Bolluk Amin bereketiyle inşallah. hepimizin hayatlarını bağışlasın inşallah. Amin. Başka? Amin. Torunum var. Oo, bravo. Maşallah. Sonra? Yani biraz heyecanlıyım. Valla herkes heyecanlı olur. Çünkü az önce sesinizi biliyorsunuz. Şimdi sesinizi gördünüz. Evet, şu an sesim açıldığını hissediyorum. Sanki kulaklığı çıkaracağım kulağımdan. Çıkarım. Çıkar. Ay. Açıldı. Geldiğimdeki böyle değildi sesi. Evet, bayağı gitmişti. İnşallah. Ve sizin de Çok bakın. teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim Nilgün Hanım. Siz bir an 10 dakika önce katıldığınız canlı yayında sazlık manzarasını söylemiştiniz. Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin dedik. Ve şimdi de tam arkadaşımızı aldık. Ses çalışmasını yaptık. Şimdi sesiniz mükemmel bir hale geldi. İnşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Biz Sağ olun. sizden bir şarkı dinlemeden Ay bırakmazmışız. yok. O kadar da değil hocam, lütfen. Tamam. Bir tane şöyle bir mısracık söyleyin. Haydi. Ay ne söyleyeyim? Türkü çığır. Tamam, türkü çağırın. Ay ne bileyim, hiç böyle bir tecrübem yok. Kimsenin tecrübesi? Ya hepimiz de sizin gibiyiz. Haydi. Ayağında kundura. Hadi devam edin. Neydi? Yar gelir dura dura. Haydi ayağında kundura yar gelir dura dura. Sadece bu kadarını bağırarak söyleyin. Sesinizin güzelliğini değiştiğini fark edelim. Görelim. Ayağımda kul. Yer gelir dura dura. Yüksek sesle söyleyin. Yeremi. Yüksek sesle söyleyin. Haydi. Bir kez daha son Heyecan kez. sesi. Gür sesle. Çıkmıyor gibi, heyecandan olsa gerek herhalde. Haydi. Sizin bunu istemek hakkım sizin o kadar şifanıza vesile oldum. Haydi bakalım. Bağıra bağıra. Sadece o kadar. Ayağında kundura. Ayağında kundura, yer gelir dura. Tamam. İbrahim Tatlıses'e teşekkürlerimizi sunuyorum buradan. İşte bu Aynen kadar. hocam. Kaç yıldır Teşekkür ederim. bu durumdaydınız? Abimi kaybettiğimden beri hocam, yaklaşık 7 yıldır. Allah rahmet etsin abinize. Bizim çalışmamızda ne yaptığımızı anladınız mı? Anladık hocam. Anladım hocam. Ne günle de
karşılaştığımız hep anlatıyor. Videolarınızı da izlemeye çalışıyorum. Demin anlattığınız kuzu ve horozu anladınız mı? Demin anlattığınız kuzuyu, horozu, tavşanı ve köpeği anladınız mı? Anladım hocam. Tamam. Onların... Evet. Şifa oldu işte. Aynen. Haydın bre. Size hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür hocam. Ederim. Nilgün Hanım, isterseniz burada kapatalım. Yeni canlı yayını yine size alalım. Haydi. Selamlar, tamam, saygılar sunuyorum. Arkadaşlar, Refik Korkmaz eğitimlerini alarak sizler de bunlara vesile olun. Valla bunu bir insanın alması insanlık adına ve kendi adına yapabileceği en güzel iyilik. Eğitimimizle ilgili her tür sorularınız ve geniş açıklamalar için asistanımı arayabilirsiniz. 0507 192 0620 ve eğitmen arkadaşlarımızın eğitim duyurularını, videolarını sayfamdan görüyorsanız onların telefon numaralarını oradan arayarak kendilerinden eğitim alınız. Ve ben eğitimlerimizi Amerika'da yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Amerika'da oturuyorsanız bulunduğunuz eyalette eğitim düzenleyebiliriz. Asistanım Emiş İspir'i arayınız. İletişime geçiniz. Selamlar, saygılar sunuyorum. Alemler öteniz sonsuz olsun. Facebook'u kapatın.